Artı TV ekranlarından, Odak programından herkese merhaba. Değerli izleyenler, haftaya Türkiye'nin Suriye'ye gerçekleştirmek istediği olası askeri harekat tartışmasıyla başladık. Bugün programımızda işte biz de bu konuyu, bu başlığı masaya yatıracağız değerli konuklarımızla birlikte. Böyle bir harekatın hem Türkiye için hem de bölgedeki tüm unsurlar için, taraflar için ne ifade ettiğine biraz yakından bakmaya çalışacağız. Olası sonuçları üzerine yorumlar, değerlendirmeler almaya çalışacağız. Hemen başlıyoruz. Sizin gelebiliriz demiştik. Türkiye'nin genel olarak Suriye politikasıyla birlikte gelinen bu aşamayı bugün kimlerle konuşacağız? Konuklarımız kimler? Öncelikle hemen bunu belirterek başlayalım. Bir Gün Gazetesi yazarı İbrahim Varlı stüdyoda bize eşlik edecek. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sayın Varlı. Diğer konuklarımız ise Barış Vakfı Genel Başkanı Hakan Tahmaz ve gazeteci Mutlu Çeviroğlu olacak. Onlar da Skype bağlantısıyla yayınımıza katılacaklar ve o şekilde bilgilerini, yorumlarını bizimle paylaşacaklar. Sayın Varlı, sizinle hemen başlayalım. Zamanımız az, konuşacağımız çok fazla başlık var. Aslında Türkiye'nin, Ankara'nın diyelim ya da iktidarın diyelim Suriye'nin kuzeyine operasyon yapma yönündeki talebi her zaman vardı. Hep tartışılıyordu, konuşuluyordu. Son olarak böyle bir hamle geldi ki ABD'nin buradaki misyonu oldukça dikkat çekiyor. Birliklerini oradan çekeceğini açıkladı Trump. Sonrasında başka açıklamalar da geldi. Onlara da geleceğiz ama öncesinde isterseniz şu tanımı biraz açarak başlayalım. Suriye, Kuzey Suriye olası askeri harekatı konuşuyoruz. Fırat'ın doğusu tanımıyla birlikte bu iktidar tarafından sürekli dile getiriliyor. Şimdi neden burası? Türkiye için Fırat'ın doğusu denilen bölge ne ifade ediyor? Neden burası hedef alınıyor? Şimdi bölge çok sembolik bir bölgeye dönüşmüş durumda. Uzun süredir ABD Suriye Savaşı'na taraf olduğu günden itibaren özellikle IŞİD sonrası dönemde bu Fırat'ın doğusu denilen bölgeye, yani Fırat Nehri'nin doğusundan Irak sınırına kadar olan bölgeye, aşağıdan da işte Abu Kamal'e kadar, Irak sınırındaki, yine güneydeki, güney sınırındaki Abu Kamal'e kadar olan bölgede Deryuzor'u, Rakka'yı, işte Minbiç'i kapsayan, Haseke'yi, Kamış'ı kapsayan bölgede büyük bir askeri ve siyasi yığınak yaptı. O bölgeye hiçbir gücün, yani ne Suriye Devleti'nin ne de Rusya'nın ne de işte İran birliklerinin, İran milislerinin yaklaşmasına izin vermiyor. Yaklaşık 3-4 yıldır orada, özellikle geçen yılki IŞİD yenilgisinden sonra, yani Aralık 2018'de resmi olarak aslında IŞİD'in yenildiği ilan edilmişti Trump tarafından yine. O tarihten bu yana da ciddi bir yığınak yapılmış durumda bölgede. Şimdi Türkiye bunu görüyor, bu okumayı yapıyor. ABD'nin bölgeye yaptığı yığınağın ileride ne tür sonuçlar yol açabileceğini görüyor. Türkiye'nin de bu kapsamda kırmızı çizgisi Kürtler olduğu için, yani Kürtlerin herhangi bir statüye, herhangi bir hakka kavuşmaması olduğu için, yani bu resmi olarak Türkiye devlet tarafından ilan edilmiş bir durum. Yani kırmızı çizgi savaş nedeni sayılacak. Kürtlerin bir kazanım elde etmesi durumunda müdahale edeceğini söylüyordu. Daha önce bu iki kez denendi, yapıldı. Hem Fırat Kalkanı Harekatı'nda 2016, hem 2017'deki Zeytin Dalı operasyonunda bu iki tampon bölge oluşturuldu. Sonra bu iki bölge birleştirildi. Şimdi Fırat'ın doğusunda ABD'nin yapmak istediği tasavvuru gördüğü için oraya müdahale etmek istiyor. Şimdi orada da aslında Fırat'ın doğusu dediğimiz bölge
ağırlıklı olarak Kürtlerin yaşadığı özellikle kuzey bölümünde, daha aşağılarda Arap nüfus daha yoğunluklu, Arap kentleri var. Oraya oradaki mevcut bir yapılanmanın kendisi açısından bir güvenlik tehdidi olarak görüyor. Aslında neden? Bu yüzden. Ve bu biraz da Fırat'ın doğusu başından itibaren bir sembolik bir hamleye dönüştüğü için, yani Türkiye mutlak surette oraya öyle ya da böyle girmenin 30 kilometre veya 3 kilometre veya 350 kilometre derinliği boyutu zaten şu anda da henüz bilinmediği evet. için oraya atacağı her bir adamın kendisi açısından bir kazanım olarak görüyor. Nasıl bir kazanım? Bir sembolik bir kazanım. Bir moral kazanım olarak görüyor. Askeri bir kazanım olarak görüyor. Yani ben Fırat'ın doğusuna gireceğim dediğim, gireceğim, girdim. Gireceğim dedim. ABD'ye rağmen, işte batılı ülkelere rağmen gireceğim dedim. Girdim mi? Girdim, evet. Ama görüyoruz ki aslında bu operasyon, ki ben hani sık sık bu stüdyoya gelip konuk oluyorum. Hı hı. İki hafta önceki katıldığım programdan demiştim ABD mutlaka girecektir oraya. AKP hükümeti, işte AKP rejimi oraya girecektir. ABD'nin onayıyla birlikte girecektir demiştim ve hani bu da çünkü bunu da hani çok müneccim olduğumuz için de bütün göstergeler buna işaret ediyordu. Evet, şu anda ABD'nin şöyle bir lüksü de yok. Türkiye gibi bir NATO müttefikini kaybetme lüksü yok. Bir şekilde Türkiye'yi de bir şekilde Suriye Kürtlerini de dengede tutacak bir formülasyon peşinde. Bu da şöyle olacaktı. Her iki gücü bir şekilde çok fazla rahatsız etmeden, her ikisine de bir şeyler vererek, her ikisi de ürkütmeden bir orta yol denge bulma araçlarıydı. Şimdi bu dün gece itibariyle biraz daha şekillenen bu güvenlik bölge meselesinde bunu görüyoruz. Evet, dün gece onay verildi. En azından yeşil ışık yakılmış oldu. Evet. Kontrollü bir operasyon için Türkiye'ye yol verildi, girebilirsin dedi. Ama biraz önce Trump'ın attığı tweet'te de gördük ki eğer belirlediğim sınırın çerçevenin dışına çıkarsan dünyayı sana zehir ederim, ekonomini çökertirim ve daha başka yatırımlarda bulunurum diye çok ciddi bir tehditte bulundu. Şimdi orada belirlediğim sınırlar ifadesiyle neye işaret ediyor Trump? Nasıl bir pazarlık söz konusu burada? Şimdi bu çok kapalı kapılar ardında yapılan pazarlık olduğu için çok net bir şey yok. Hani neyin pazarlığı yapıldı, neyin vaadi verildi. Ama şunu biliyoruz ki ABD Türkiye'nin çok ısrarlı baskısı üzerine muhtemelen şunu demiştir. Kontrollü, sınırlı bir operasyon yapın. Evet. Daha önce Cerablus'ta Fırat Kalkanı operasyonunda yaptığınız gibi. İşte kuzeyde 15-20 kilometrelik, maksimum 30 kilometrelik bir hatta, yani Tel Abyad'a kadar olan Fırat'ın doğusundan başlayıp, nehrinin başladığı noktadan başlayıp Tel Abyad'a kadar olan bölgeye kadar bir 25-30 kilometrelik uzunluktaki bir hat, 5-10 kilometre derinlikte aşağı inebilirsiniz. Bu küçük bir tamponla küçük bir ceplik oluşturabilirsiniz demiştir. Muhtemelen sözlü olarak da bunun ihtarı yapılmıştır. Eğer siz beni dinlemez de daha örneğin 30-40 kilometre aşağı inerseniz, daha öteye bu belirlediğiniz sınırları aşıp Irak sınırına doğru örneğin Haseke'ye kadar ilerlerseniz ve bütün Kürtleri tehdit edecek boyuta gelirseniz, hani o zaman beni karşınızda bulursunuz. Çünkü Kürtlerle de anlaşılmış durumda. Ya bugün yapılan Kürt cenahından, Kürt cephesinde yapılan açıklamalar çok hani aldatmasın. Bu karşılıklı bir onlara da söz verilmiş. Siz de çekilin. Zaten birkaç günün çekildiklerine yönde haberler vardı. Siz oradan çekilin. Biz orada bulunacağız. Karşı karşıya gelmeyin. Şu, biz Türkleri bir şekilde uyarlayacağız. Onlar burada kalıcı olmayacaklardır. Siz bir aşağı inin. Çünkü Fırat'ın doğusu denilen bölge geniş bir bölge. Hı hı. Fırat'ın doğusundan Irak sınırına kadar, Dicle Nehri'ne kadar olan bölge yaklaşık 400-450 kilometrelik bir alandan bahsediyoruz. Türkiye'nin girebileceği hat 30 kilometreden bahsediyoruz. Evet. Bir de aşağı kadar inen bölgede yine, yani böyle bir üçgenin izleyicilerimiz haritayı göz önünde bulundurlarsa, Fırat Nehri ile Dicle Nehri arasındaki o üçgen bölge aşağı kadar inen bölgede aşağı kadar yine bir 400-500 kilometrelik alanı kapsıyor. Yani 400 kilometre, 450 kilometrelik bir uzunluk, yine aynı oranda aşağı yukarı, tam bir hesaplaması yok çünkü Irak sınırına kadar olan bölgede yaklaşık 400-450 kilometre yine bir üçgenlik alan. Şimdi kocaman bir coğrafyadan evet. bahsediyoruz. Hani oranın sadece küçük bir bölümünde siz faaliyet yürütün. Hani gidin gelin, sizin de bir şekilde öfkenizi biz dizginleyelim. Siz de istediğinizi elde etmiş olun. Nedir o istek? Fırat'ın doğusuna girecektik. Girdik bakın.
Çünkü yıllarda Türkiye bunu ısrarla söylüyor. Bir şekilde işte Kürtlerin, Kürt koridorunu biraz daha geriye ittik diyeceklerdir. Çünkü mevcut haritaya baktığın zaman öyle bir kazanım da, yani öyle bir durumda haritada çıkıyor karşımıza. Yani Afrin'den tutun da, yani İdlib sınırından tutun da, Afrin'den, Azez'den, Elbap'tan, Cerablus'tan tutun da şeye kadar, eğer bu hareket de olursa Tel Aviv'e kadar olan bölge Türkiye tarafından, Türkiye ve ÖSO tarafından kontrol edilmiş olacak. Peki. Sayın Vali, tekrar sizinle devam edeceğiz. Şimdi gazeteci Mutlu Çeviroğlu'ndan da hemen yorumlarını alalım. Amerika Birleşik Devletleri'ne, Washington'a uzanarak kendisi Skype bağlantısıyla şu anda evet karşımızda konuğumuz. Sayın Çeviroğlu, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum sizlere ve tüm izleyicileriniz. Çok teşekkür ediyoruz. Sayın Çeviroğlu, şimdi sıcak gelişme olması açısından Trump'ın son tweetlerine de geleceğiz. Onları sormak istiyorum ama öncesinde Amerika Birleşik Devletleri'nin tutumuna, tavır değişikliğine, Kürtleri desteklemeyeceğini açıklaması sonrasında ülke siyasetinde neler oldu? Biraz bunu sormak istiyorum size. Çünkü tepki gösteren isimler olduğunu gördük. Senato'dan da tepkiler yükseldi. Kürtlere ihanet edildi vurgusuyla birlikte. Bu karar ABD içinde nasıl tartışılıyor şu anda? Bu karar dün gece hiç alışılmadık bir şekilde pazar gecesi yayınlandı karar. Karar açıklandıktan bu yana büyük bir tepki var. Amerikan kamuoyunda, think tank çevrelerinde, basında, kongre üyelerinde, hükümetin bazı bölümlerinde, yani büyük bir tepki var. Geçen Aralık ayında gördüğümüz tepkiye benzer tepkiler var. Bu tepkilerin temeli de Kürtlerin, Kürtlere ihanet edilmesi, Kürtlerin bir başlarına bırakılması. Bu kararın devlet organlarına danışılmadan alınmış olması, sahadaki komutanlara danışılmadan alınmış olması gibi vurgular yapılmakta. Ama siz de belirttiniz, Lindsey Graham gibi Cumhuriyetçilerin en önde gelen senatörlerinin bir tanesinin çok acı tepkileri olduğu, Nikki Haley, ABD'nin yakın döneme kadar Birleşik Milletler'deki büyükelçisi, onun örneğin Trump'a yakınılabilen Fox TV kanalının, yani genel olarak baktığımızda bu karara bir tepki, rahatsızlık çok açık görülüyor. Dün geceden beri susmuş değil bu tepkiler. Yani Amerikan kamuoyu, Amerikan toplumunun vicdanı, Amerikan devlet aklı biraz rahatsız, biraz değil, bayağı rahatsız. Ve bu kararın bireysel bir karar olduğunu vurgulayan yorumlar yapılmakta. Yani Amerikan hükümetinin değil. Zaten belli başlı gazetelerin başlıklarına, manşetlerine baktığınızda da Trump öyle çıkıyor. Yani Trump, evet, Türkiye'ye yeşil ışık yaktı, Trump Erdoğan'a yol ver, Trump Kürtleri katlamana yol açıyor gibi söyleme. Trump, Başkan Trump öne çıkaran yorumlar göze çarpıyor. Evet, şimdi bu son bıraktığınız nokta üzerinden gidersek, Donald Trump Türkiye saatiyle biz yayına girmeden kısa bir süre önce yine tweetler attı bu konuyla ilgili ve sınırları aşarsanız ekonominizi mahvederim minvalinde bir tehditte de bulundu aslında Türkiye'ye. Bunu da bu çerçevede mi görmek gerekiyor? Nasıl bir mesaj verdi Trump bununla? Yani Trump'ın mesajlarını anlamak çok güç. Yani hemen hemen her basın organının özel bilimleri oluşmuş durumda. Hem Sayın Trump'ın tweetlerini yakalamak, haberleştirmek hem de anlamak için. Çünkü net değiller, değişik yorumlar açık. Örneğin işte Beyaz Saray'ın açıklamasında Türkiye çok uzun süreden beri planladığı operasyonu gidecek, devam edecek gibi bir söylem vardı. Şimdi ise benim aklımın kabul edemeyeceği bir şey olduğunda ve yani sınırları açtığında, tabii bu da muğlak bir söylem. Sınır aşmak ya da aklın kabul edebileceği makul şeyler nedir? Evet. Kişiden kişiye değişen göreceli kavramlar. Yani o yüzden yorum yapmak yorumcular için, uzmanlar için çok zor. Ama şunu söyleyebiliriz, yani bu bahsettiğiniz taraf son tweet, Sayın Trump'ın tweet'i tamamen kamuoyundan gelen baskı, kendi partisinden gelen baskı, muhalefetten gelen baskı, düşünce kuruluşlarından gelen baskı, Amerikan halkından gelen tepkilerin sonucu olarak bu tweet'i gönderme, yazma zorunlu duyuyor kendisi. Çünkü dediğim gibi müthiş bir baskı altında. Örneğin
bu Trump'tan, bu tweet'ten şu açıklanabilir. Acaba Trump'la Erdoğan sınırlı bir bölgede mi anlaştılar? Sadece sınırlı bölgesi mi? Örneğin Amerikan askerlerinin bugün Greece'den, Tel Aviv'den çekildiğini biliyoruz. Erken 5 yerel saatle 5 gibi. Ama değişik bölgelerde halen Amerikan askerleri duruyor. Örneğin Pentagon'un açıklaması oldu. Biz bu operasyona karşıyız. Dışişleri Bakanlığı'nın Reuters'e verdiği açıklama var. Biz bu duruma karşıyız diye. Yani birçok bilinmeyen denklem var. Birçok anlaşılmayan, net olmayan husus var. Zaten son dönemde yönetimden gelen, Amerika yönetimden gelen birçok açıklamalar böyle. Muğlak, anlaşılamıyor. O yüzden de yorum yapmak güç. Ama şöyle bir şey var ki, yani Trump'la Erdoğan'ın da iyi bir kimyası var. Burada Washington'da görünen hava. O yüzden ben sizinle, yani sizin kanalla yaptığım değişik görüşmede de bunu belirtmiştim. Bu karar Trump'ın bireysel kararı. Belki yani kendisine destek veren danışmanlar da olabilir. Dışişleri Bakanlığı değişik çevirdi ama Amerikan devleti genel olarak bu karardan memnun değil, hoşnut değil. Trump'ın son açıklamasını böyle okumak lazım. Ama öte yandan da var olduğu, üzerindeki baskının da çok güçlü olduğu görülüyor. Ama nedir o sınırı aşmak? Zor. Ama Trump'ın da şöyle bir şeyi de söylemek lazım. Yani Trump'ın hakkını teslim etmek gerekirse, Trump şöyle bir yönü de var kendisinin, burada Washington'da dile getirilen. Yani takiye yapmayan, her şeyi olduğu gibi söyleyen bir insan olarak biliniyor. Yani Trump'ın seçim öncesinde de sözü vardı, Suriye'yi çekileceğim diye. Önümüzdeki dönemde seneye Kasım ayında başkanlık seçimleri var. Trump kendi tabanına, bakın sözümü tuttum, Suriye'yi çekildim, işte çocuklarınızı eve getirdim, Amerika'yı büyük külfetten kurtardım, Amerika'nın kaynaklarını Amerika'ya getiriyorum, o sorunu başkanlara havale ettiğim gibi doktrini var. Trump doktrini dediğimiz, Trump'ı diğer başkanlara ayıran özellikler var. Yani Make America Great Again dediği, Amerika'yı tekrar büyütelim sloganıyla yola çıktı ve kazanmasında çok önemli rol oynayan düşünceyi anlamak lazım. İzleyicilerinizin bunu anlamasını istiyorum. Çünkü Amerika'yı dışarıdan okumak çok güç. Yani Trump'ın aslında adımlarına baktığınızda kendisiyle tutarlı. Kendisini başkanlığa getiren kitleyle tutarlı. O yüzden de Trump kendi bakış açısından baktığında Suriye'deki sorunu başkalarına havale ediyor. Amerika'yı, Amerikan askerlerini çekip oradaki harcanan parayı, harcanan lojistiği başka şekilde kullanacağım diyor. Örneğin açıklamanın ikinci bölümünde dikkat çekmek istiyorum yine. Bir veryansı, bir sitem, bir kızgınlık var müttefiklerine. Fransa'ya, Almanya, diğer Avrupa devletlerine. IŞİD üyesi vatandaşlarını Suriye'den almadıkları için onlara da bir kızgınlık da görülüyor. Evet. Bir bakıma siz bizi yalnız bıraktınız. Biz o kadar külfeti çektik. Elinizi taşın altına koymadınız. Şimdi uğraşın. Ne yaparsanız yapın, uğraşın. Bu işin sorumluluğu da Türkiye'de deyip onlara da mesaj veriyor aslında. Evet. Bunu biraz da böyle okumak lazım. Ama yani Trump'ı biraz yani böyle değerlendirmek lazım. Ama buradan görünen şey bu kararın çok büyük rahatsızlık yarattığı, hem Pentagon'da, hem Dışişleri Bakanlığı'nda, hem Kongre'de, hem de Amerikan kamuoyunda, hem düşünce kuruluşunda ve medyada büyük rahatsızlık yarattığını söyleyebiliriz. Son tweet'te biraz da bu tepkilere verilen bir cevap olarak görüyoruz. Evet. Yani ben izin vermeyeceğim diye. Zaten ben de paylaşmıştım Trump'ın geçen Eylül ayındaki açıklamasını, Kürtleri öven, Kürtlerin ödediği bedele vurgu yapan. Zaten sosyal medyada da çok vurgu yapılıyor. Yani nasıl bir yılda bu kadar zıt şeyler söylenebiliyor diye. Ama dediğim gibi Amerika'da da tabanın gücü var. İnsanlar, sıradan insanların gücü var. Onlar çok rahatsız. Belki gene geçen Aralık ayında gördüğümüz gibi Trump'ı yeniden daha değişik manevralara zorlayabilir bu baskı. Ama bu baskının da güçlendiği görülüyor Washington'dan. Peki. Sayın Çeviroğlu, son olarak kısaca şuna dair de sizden hemen görüş almak isterim. Siz Suriye'yi de yakından bilen, özellikle Kuzey Suriye'yi de takip eden bir gazetecisiniz. Şimdi TSK'nın böyle bir askeri harekata girişmesi sonrası neler olabilir o noktada? Çatışma ihtimalinden söz etmek mümkün mü? Siz ne öngörüyorsunuz bu konuda? Yani tabii ki mümkün. Örneğin Rojava'daki tüm belli başlı Kürt şehirleri sınıra ya sıfır ya çok çok 5 kilometreden az
bir bölgede. Örneğin ben dün geceden beri kamuoyuyla görüştüm. Görüşüyorum Grespi ile, Münbiç ile. Örneğin Münbiç'te Rusların biraz hamlesi olmuş. Amerikalılar önünü kesmiş. Yani bir çok çok denklemin olduğu bir alan ve her türlü şeyin olabileceği bir tehlike var. Amerikan askerleri sadece iki noktadan çekildi. Ama dediğim gibi diğer noktalarda halen bağlantıları devam ediyor. O yüzden kaldı ki yani bu karar, tekrar vurgulamak istiyorum, bu karar önceden alınmış, hazırlanmış, planlanmış bir karar değil. Birçok sahadaki askerin de gene rahatsız olduğu, danışılmadan alındığı bilgileri çokça dile getiriyor Washington'da. Zaten Pentagon'un, Savunma Bakanı'nın açıklamaları var, Dışişleri Bakanı'nın açıklamaları var. Yani onlar da söylüyor, bu karar rahatsızlık yaratmış durumda. O yüzden olası bir operasyonun olabilmesi için, yani Türkiye'nin kazarak herhangi bir Amerikan ya da koalisyon gücüne zarar vermemesi için kendileri açısından iyi bir koordinasyonun olması lazım. İyi bir koordinasyon hazırlığı yapılması lazım. Ama mesela Sayın Erdoğan ısrarla bugün yarın gireceğiz diye açıklamaları da bulunuyor. Yani böylesi bir durumda tabii ki Türk ordusu ve Amerikan ve koalisyon ordusu karşı karşıya da gelebilir. Hiç önceden hesaplanmayan, öngörülemeyen olaylar da yaşanabilir. O nedenle çok dikkatli, hassas olması gereken bir durum. Ama Amerikan'ın başını çektiği koalisyon güçlerinin oradaki varlığı halen çok fazla. Tekrar vurgulamak istiyorum, geri çekilen bölge Tel Aviv, Grespi bölgesinde iki nokta. Ama bölgenin devamında Kobani çevresinden Minbiç'te, Kamışlı tarafında Haseke'de halen Amerikan müşteri yerinde. O konuda bir değişiklik yok. Ama dediğim gibi yani Pentagon'un da rahatsızlığı kabullenmemesi zaten görülüyor. Genel olarak bunu söyleyebiliriz ama Peki. Bu kararın bir rahatsızlık yarattığı da yani görülüyor. Ama bu karar da yani Amerika'yı tek renkli bir yapı olarak okumamak lazım. Amerika'da da değişik görüşler var. Ama yaygın kanı, kamuoyunu dikkate aldığımızda, kongre dikkate aldığımızda işte Pentagon'u, yani askeri güç, askeri otorite olarak düşündüğümüzde Pentagon'u, dış siyaset otoritesi olarak düşündüğümüzde, Dışişleri Bakanı'nı düşündüğümüzde bu kararı benimsemeyen, karşı çıkan kesimin çok çok daha güçlü olduğu görülüyor. Ama Peki. Öte yandan Sayın Trump da Amerika'nın başkanı, başkomutan. Her son durumda onun söylediği geçerli oluyor. Ama onun üzerine dediğim gibi baskılar da son derece fazla devam etmekte. Peki. Sayın Çivrioğlu, çok çok teşekkür ediyoruz katkılarınız, yorumlarınız için. İyi akşamlar diliyoruz. Rica ederim. İyi yayınlar diliyorum. Hoşçakalın. Teşekkürler. Evet, Mutlu Çivrioğlu'nu da dinledik Amerika Birleşik Devletleri'nden. Oradaki atmosferi de bizimle paylaştı. Sayın Varlı, şimdi biraz önce başlarken size dikkat çektiniz. Türkiye'nin bu operasyonu yapmak gerekçeleri arasında neler sunduğuna. Baktığımız zaman evet, sınır güvenliğinden bahsediliyor. Güvenli bölgeyle birlikte Suriyelilerin geri gönderilmesi gerekçe gösteriliyor. Oraya yerleştirilmeleri ve Suriye'nin toprak bütünlüğünün sağlanması şeklinde de bir madde var. Şimdi ama bu tür hamlelere karşı. Kendisiyle çelişen bir madde yalnız. Yani. Ama bu açıklamalar evet. Geliyor. Evet. Bu hamlelere karşı olanlarsa net olarak şunu ifade ediyorlar. Bu tür müdahaleler Suriye'nin egemenliğinin ihlali demektir. Şimdi burada şunu sormak istiyorum. Suriye'nin egemenliği ihlali üzerinden konuşuyoruz. O halde Esad yönetimi ne yapacak bu durumda? Suriye rejiminden nasıl bir hamle gelebilir? Şimdi Suriye devletinin, yani egemen bir devletin egemenlik haklarının ihlal edildiği ortada. Sadece bu operasyon özelinden bunu söyleyemeyiz. Afrin operasyonunda da, Cerablus operasyonunda da, hatta İdlib'deki El-Kaide-İstan, yani cihatçıların toplandığı o bölgede itibariyle, şu an itibariyle bu Suriye'nin egemenlik haklarının ihlal edildiğini gösteriyor. Artı Fırat'ın doğusunda ABD tarafından da Suriye devletinin egemenlik haklarının ihlal edildiğini ortada. Yıllardır bu böyle. Ama şimdi Türkiye daha önceki iki askeri operasyonu yeni birini eklemek istiyor. Yine üçüncü bir hareket gerçekleştirecek. Şayet bir son dakika, yani gelişmelerin nereye evrileceğini tam olarak bilemiyoruz. Çünkü burası Orta Doğu,
Orta Doğu ve her an her şey olabiliyor ama görünen o ki yol verilmiş durumda. Şimdi biraz önce TV sosyal medyadan baktım. Örneğin ABD Fırat'ın doğusunu Türk savaş uçaklarına kapatmış. Ya, bu da ilginç bir durum. Yani kendi içerisinde gelişen, an be an değişen bir denklemden bahsediyoruz. Ama öyle ya da böyle bir şekilde Türkiye'nin oraya gireceğini varsayabiliriz. Yani onunla çok fazla bir kara harekatı olacak. O işte biraz önce Trump'ın attığı tweet'in manası da o. Yani sınırları aşmayın. Çünkü bir kara harekatı sınırlı bir kara harekatı olacaktır. Onu askeri bir destekle siz onu beslemediğiniz müddetçe açılacağınız alan da sınırlıdır. Gideceğiniz mesafe de alacağınız yol da sınırlı. Bütün bunlar şunu gösteriyor. Evet, sınırlı bir askeri operasyonla yani kara birlikleri bir şekilde oraya girdirecek, oraya sokulacak, yol verilecek ama ABD'nin belirlediği çerçeve içerisinde, belli nokta içerisinde orada küçük bir ceplik oluşturulacak. Şimdi burada tabii ki bahsettiğimiz bütün bu denklem, bütün bu oyunlar bir egemen devletin kendi topraklarında oluyor. Ve bu hem ABD tarafından, hem Türkiye tarafından, hem diğer güçler tarafından ihlal ediliyor. Şimdi bahsettiğimiz ülke öyle ya da böyle bütün dünya tarafından tanınan, Birleşmiş Milletler'de temsil edilen bir ülkeden bahsediyoruz. Ve bunun evet Suriye'nin içine düştüğü bu kriz ikliminden faydalanarak her aktör bölgesel, küresel, emperyalist güçler, onların taşeronu güçler, yerel işbirlikçiliği herkes bu krizden faydalanmak istiyor. Aslında Suriye tam da bu yüzden biraz da bu iklime, bu kaosa sürüklendi. Buna Suriye'nin şu anda yani Fırat'ın doğusuna yönelik bir hamle yapma şansı şu anda çok fazla yok. Daha doğrusu tamamen yok. Çünkü bunun için farklı bir denklemin, farklı bir gücün olması lazım. Rusya'nın da tamamını arkasına alıp diğer işte İdlib sorunu da halledip diğer Kuzey Suriye'de yani Türkiye'nin şu anda ÖSO ile birlikte kontrol ettiği bölgelerde bir şekilde devre dışı bıraktıktan sonra ki son hamle Fırat'ın doğusu olacaktır. Çünkü şu andaki mevcut gücü buna el vermiyor. Çünkü karşılarında bir ABD emperyalizmi bütün gücüyle, bütün varlığıyla var. Daha önce Suriye'ye Suriye birlikleri, daha doğrusu Suriye devleti Fırat'ın doğusuna geçmek istedi. Deirizor'da, Rakka'da ama ABD savaş uçaklarıyla karşılaştılar, bombardıman. Buna Rusya destekli Suriye ordusunu püskürttü her seferinde. En az bir 4-5 kez büyük kayıplar verdirerek Rusya'nın seçkin birliklerinin de yaşamını yitirdiği, öldürüldüğü bir püskürtme harekatıyla Fırat nehrinin doğusuna geçmesine izin verilmedi. Şimdi bu aslında Fırat'ın doğusu hem Türkiye için hem ABD için bir çizgi oluşmuş durumda, bir doğal sınır oluşturmuş durumda. Oraya bir şekilde ülkenin batısında Rusya destekli Suriye devletinin kontrolüne ABD artık ses çıkarmıyor. Yani böyle bir doğal bir paylaşım söz konusu ama Fırat Nehri'nin doğusunda kesinlikle bir şekilde hiçbir kendisinin onay vermediği hiçbir gücün yer almasını istemiyor. Şimdi Türkiye'ye niçin bu kısmi operasyon için yeşil ışık yaktı? Çünkü Türkiye'ye ihtiyacı var. Önemli bir bölgede Türkiye bir NATO üyesi, güçlü bir ülke ve İran'ı bir sonraki hamle olan büyük kapışmanın olacağı İran'la İran konusunda Türkiye'ye ihtiyacı var. Her anlamda ihtiyacı var. Çünkü İran'ı sıkıştıracaksa bu güçleri kullanaraktan sıkıştıracaktır. Bu nedenle Türkiye'nin bu bastırmasına kısmi onay verdi ama bu tamamen kontrollü bir onay olacaktır. Suriye yönetiminin şu anda mevcut buradaki bu operasyona bir harekata müdahale etme şansı yok. Yani o gücü yok. Bunu da bildikleri için esasında bütün bu kadar rahat bir şekilde hareket edebiliyorlar. Ama denklem her an değişebilir. Örneğin Kürtler yapmayacaktır da hani daha doğrusu Suriye Demokratik Güçleri veya YPG veya hani kabaca Suriye Kürtleri örneğin Şam yönetimini desteğe çağırırlarsa evet biz buraları kontrolünü size vereceğiz siz gelin derlerse diyebilirler mi? Öyle bir olasılık da var ama ABD'ye rağmen bunu derler mi? Demezler çünkü Suriye yönetimiyle ayrı bir sıkıntıları söz konusu. Yani tamamen aslında iç içe geçen bir denklemden bahsediyoruz. Zor. Şu anda aslında oradaki oyunun ana aktörü ABD emperyalizmi. Ama bu Trump'ın açıklamaları, ABD yönetiminin açıklamaları bize bir kez daha şunu gösterdi. Yani bunun altını kalın çizgilerle çizmekte fayda var. ABD emperyalizmini, sadece ABD emperyalizminde herhangi bir emperyalist ülkenin ipiyle kuyuya inilmez. Bu Türkler için de geçerli, Kürtler için de, Araplar içerisinde, diğer halklar için de. Bakınız gördük bir tarafta Kürtlere destek verip onları yalnız bırakıp sabah farklı tweet atan Trump, işte başlarının çaresine baksınlar bize ne deyip giden Trump. Çünkü Suriye Demokratik Güçleri de hemen ona yanıt verdiler. Bizi arkadan hançerledi vurdu. Akşam saat 4-5 saat sonra da
Bu sefer de Türklere, çünkü manşetlere taşındı, bütün yandaşlar, bütün hükümet ortakları, bileşenleri işte giriyoruz oraya, vuracağız, alacağız, Muhammed'in ordusu girecek oraya, hazır olun diye tehditle savururken 5 saat sonra sınırınızı aşmayın, başınıza bomba yağdırırız diye tehditlerde bulundu. Bu şunu gösteriyor. ABD emperyalizmiyle hiçbir şekilde ittifak yapılmasın, hiçbir şekilde ona güvenilmesin. Her an, her güç, buna Türkiye Cumhuriyeti de dahil, Suriye Kürtleri de dahil, oradaki Arap aşiretler de dahil, kendileri her an yaya bulabilirler. Buna dikkat etmeleri gerekiyor. Bu tuzağa düşünmesin. Çünkü burada yıllardır yaşanıldığı gibi halklar yine iç içe yaşayacak. ABD emperyalizmi öyle ya da böyle bu bölgeden bir şekilde çekilecek, çekilmek zorunda kalacak. Ama burada kalıcı unsurlar olan bölge halklarıdır. Süryanisiyle, Keldanisiyle, Suriyelisiyle, Arabıyla, Türküyle, Kürdüyle. Bu nedenle bu sorunların, bu ABD emperyalizminin müdahalesi olmadan kendi aralarında çözecek bir formülasyon geliştirmeleri lazım. Peki. Sayın Varlı, şimdi diğer konumuzu da dinleyelim. Birlikte tekrar sizden görüş almaya devam edeceğiz. Barış Vakfı Genel Başkanı Hakan Tahmaz da konuklarımız arasında ve şu anda Skype bağlantısıyla ekranlarınızda. Sayın Tahmaz, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Sayın Tahmaz, ilk sorum hemen şu olsun size. Şimdi iktidar neden Suriye'nin kuzeyine böyle bir harekat yapmak istiyor? Türkiye biliyorsunuz uzun bir dönemdir bölgedeki Kürt gelişmeleri, tamamen Orta Doğu'daki Kürt gelişmeleri, Türklerin eski statüslerinden, konumlarından çıkarak var olma biçim, yöntem, durumlarını Türkiye için bir tehdit unsuru olarak görüyor. Bir Türkiye'nin sadece Suriye ile sınırlı değil, bütün bölgeseldeki Kürt gelişmelerle ilgili bir tehdit unsuru görüyor. Bu nedenle uzun dönemde de birkaç yıldır da Suriye politikasını, Orta Doğu politikasını, iç politikayı bu tehdit unsurunu bertava etme üzerine kurmuş. Başka bir ifadeyle Kürtlerin Orta Doğu'da yeniden şekillenirken içeride, dışarıda atanımlarını tahammül edemeyen, onu bir tehdit unsuru olarak gören bir yaklaşıma sahip ve bu yaklaşımı şöyle formüle etmek mümkün. Türkiye için Kürtler kazanmasın da kim kazanırsa kazansın siyaseti izliyor. Bu nedenle de uzun süredir dinlendirdiği, yani uzun süre dediğim ki şöyle söyleyebiliriz, aslında Türkiye'nin çözüm süreci diye ifade edilen çözüm sürecinin bitmesinin esas nedenlerinden, çirilmesinin esas nedenlerinden birisi Suriye politikası, Suriye'deki gelişmeler, Türkiye'de istediği sonuçları çözüm sürecinde elde edemiyor olması kaynaklanıyor. Bu nedenle bir tür kendine yeni bir egemen varlığı tesis edecek, yeni bir egemenliği tazeleyecek bir müdahale süreci uzun süredir planlıyordu. Çeşitli uluslararası güçlerle bunu görüşme, pazarlık arayışı sürdürüyor. Peki Sayın Tahmaz, şunu da sormak istiyorum. İsterseniz Türkiye'nin bu Suriye politikasıyla birlikte, bu planladığı askeri harekatla birlikte biraz da iç siyasete bakalım. Irak ve Suriye sınır ötesi operasyon konusunda hükümete verilen yetkinin bir yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi Meclis Başkanlığı'na sunuldu ve yarın da genel kurulda görüşülmesi bekleniyor. Tabii burada muhalefetin nasıl bir tutum sergileyeceği de şimdiden merak konusu. Ne söylersiniz? Şimdi şunu da
not olarak aktarmak istiyorum. Özellikle CHP'ye biraz gözler çevriliyor. Dün partinin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Abant kampı sonrası yaptığı açıklamada Suriye politikasını da eleştirmişti ve diyalog çağrısında bulunmuştu. İktidara Şam yönetimiyle görüşün demişti. Yani diyalog üzerinde duruyor. Nasıl bir sonuç çıkar acaba bu tezkereyle ilgili yarın? İşin doğrusu muhalefetin yani muhalefet cephesi içerisinde tarif etmek ne kadar doğru ayrı bir şey, ama iki tane blok var bugün. Birisi Cumhur bloku, diğeri Millet İttifakı. Millet İttifakı'nın resmi bileşenleri açısından ben durumun pek parlak olduğu kanaatinde değilim. Gelişmelerin de bu doğrultuda olmadığını, HDP'yi bunun dışında tutuyorum, muhalefet içerisinde daha farklı duruyor çünkü bu iki bloğun içerisinde yer almıyor. Her ne kadar CHP ile son seçimlerde farklı türlü bir ilişki, destek tutumu içerisinde olsa da ana muhalefet partisi esas olarak bulunması gereken bugün ana muhalefet partisi ne yazık ki Türkiye'nin devlet aklının yöneldiği siyaseti benimsemiş görünüyor. Her ne kadar AK Parti'nin kimi politikalarına, IŞİD'le ilgili politikalara, istihbaratçı gruplarla ilgili politikalarına, Suriye hükümetiyle politikalarına itiraz etse de, biliyorsunuz bir hafta önce, yani yaklaşık 10 gün oluyor, 10 gün önce Suriye konferansını topladı. Bu Suriye konferansının sonuç bildirgesinde de dünkü Kılıçdaroğlu'nun sizin de sözünü ettiğiniz Abant toplantısındaki konuşmasında da aslında politikanın esasına ilişkin değil, devlet politikasının, AK Parti politikasının esasına ilişkin değil. Az önce söylediğim, evet, Esad'la görüşün, Esad'la anlaşın, müdahale yapılacaksa öyle olur. Mesela bu çok açık bir biçimde Suriye Konferansı'nın, İstanbul Suriye Konferansı'nın sonuç bildirgesinde yer alıyor. Sayın Kılıçdaroğlu açış konuşmasında da bunu çok açık bir biçimde ifade etti. Suriye topraklarına Esad hükümetiyle birlikte müdahale edebilir. Suriye'deki bölgesel gelişmede, Kürt bölgelerinde, Rojava'da ya da özgür Suriye Demokratik Güçlerinin kontrol ettiği bölgelerdeki gelişmeleri AK Parti'nin ya da şu anda devlet hakkının, aklının, Cumhur İttifakı'nın bir Türkiye için bir algı olarak tehdit olarak algılanmasına itiraz etmiyor. Nitekim bu konuda meclise bugüne kadar gelmiş tezkerelere, bir dizi yasalara destek verdi. Ben bunun değişeceği kanaatinde değilim. Bugün dikkat ettiyseniz Türkiye aha girdi Türkiye Suriye'ye müdahale etti diye insanlar büyük bir tartışma içerisinde, CHP herhangi bir yetkisinden görüş beyan edilmedi. Hatta dün bir genelge yayınladılar. Parti politikalarına ilişkin parti merkez herhangi bir medyaya görüş beyan edecekler. Partinin ilgili görevli arkadaşlarından izin almak durumunda diye. Bu nedenle bence muhalefet ve CHP'nin tutumunun hayra alamet olmadığını, özellikle de şunun altını çizmek istiyorum. Türkiye'de herkesin, yani AK Parti ve Cumhur İttifakı desteklemeyen herkesin ortaklaştığı temel birkaç nokta var. O noktalardan bir tanesi memlekette hukukun ortadan kaldırıldığı, tek insan, tek adam, tek kişi yönetimine girdiği, demokratik mekanizmaların ortadan kaldırıldığı, demokrasiden uzaklaştırıldığı tezlerin konusunda, yani hak, hukuk, adalet konusunda herkes, muhalif olan herkes, hatta AK Parti içerisinden bile itiraz eden
insanlar var. Ama bu Türkiye'nin hızla bu yola girmiş olması 4-5 yıl içerisinde girmiş olmasının nedeni, esas problemini, kaynağı ne olduğu konusunda tartışmaktan çekinmiyorum. Bu bence, bizce Barış Vakfı olarak esas meselenin devletin bekası diye tarif ettikleri Suriye'deki, Orta Doğu'daki gelişmeler ve bunun Türkiye'ye yansımaları, yani daha açıkçası demokratik sorunların demokratik müzakere yöntemiyle konuşulmasından uzaklaşan siyasete ses çıkartmadan Türkiye'nin demokrasiye kavuşabilmesi, Türkiye'nin özgürlüklere, hukuka kavuşabilmesi mümkün değil. Bir tür barış olmadan demokratik gelişme mümkün değil. Çünkü demokratik gelişmeyi, hukuksuzluğu ortadan kaldıran bugünkü Türkiye tehdidinin tehdit olarak algıladığı konunun bölgesel gelişmeler ve buradaki Kürtlerin 19. yüzyılda, 20. yüzyılda yaşamak istememeleri, daha açık ifadeyle ne Suriye'de Kürtlerin sadece Şam'dan yönetilmek istemiyor artık, Bağdat'takiler sadece Bağdat'tan, Irak'takiler sadece Bağdat'tan yönetilmiyor, Diyarbakır'dakiler de her şeyin Ankara'dan belirlendiği bir yönetim sistemine itiraz ediyor. Peki. Buna karşı Türkiye bunu bir güvenlik sorunu, kendi geleceğiyle güvenlik sorunu olarak algılıyor. Ben nitekim bu algıdan dolayı da Rusya'yla, İran'la, Amerika'yla anlaşarak sorunu ötelemeye çalışıyor. Aslında bir şunu da söyleyebiliriz ki bugün Amerika ile anlaşarak ya da Amerika'nın ötesinde başka uluslararası güçlerle de anlaştığı, hem bir olduğu belli bir noktada buluştuğu, düştüğünü gözlemlediğimiz Suriye topraklarına müdahale konusu aslında bugünden daha kötü günlere Türkiye'yi taşıma potansiyeli, Türkiye'yi sürükleme potansiyeli var olan bir soru. Bu da içeride daha fazla baskı, daha fazla demokratik haklardan mahrumiyet kalması ve içerideki problemlerin büyümesi anlamına gelecek. Nedir bu? Türkiye bir Suriye'nin egemenlik hakkından müdahale ediyor. Sadece askeri müdahale etmiyor. Bir hafta önce Ankara'dan güvenli bölgede yapılacaklar bunun planı açıklandı. Üniversite açılacak, yüksek okul açılacak, yollar yapılacak, binalar yapılacak, karakollar kurulacak, kaymakamlar atanacak, hangi kaymakamın nereye atılacağına dair Ankara plan yapıyor. Yani bu bir Türkiye'nin toprak bütünlüğü, Suriye'nin toprak bütünlüğünü, bugün için belki Suriye buna yüksek sesle karşı çıkmayacak ama eminim süre sonra hem o topraklarda yaşayan insanlar hem bölgesel güçler Suriye bunlara sorun edecek. Hatta orada birlikte yaşamak durumunda kalan Kürtlerle Araplar arasında hüsumet, sürtüşmeler derinleşecek, çatışmalar ortaya çıkabilir diye düşünüyorum. Bugün de hani her şey gül gülistanlık gibi bir hava estiriyor hükümet çevresi. Evet, Trump Türkiye'nin elini serbest bıraktı. Ben karışmıyorum. Ne yaparsanız yapın tutumu içerisinde bir sınır çizmeye çalışıyor. Ama bunun ben hani ne kadar samimi olduğu konusunda elimizde bir veri yok. Çünkü bilmiyoruz. Onların anlaşmasını bilmiyoruz. Ama şöyle bir gerçeklik var. Şimdi Türkiye kaldı Rusya, İran'la baş başa. Suriye'nin toprağı, Suriye'nin egemenlik hakları konusunda Rusya ne talep edecek? Nasıl bir yaklaşım sergileyecek bundan sonra? Nereye kadar bunlara izin verecek? Ya da Suriye bugün sessiz bekleyen Suriye yarın ABD'den uzaklaşmış ABD ile bölgeden gitmesi sonrası nasıl bir tutum takılacak? Bunlar evet. Belli değil. Ve bunlar belli değil ve bu aynı zamanda bir büyük potansiyel gerilim, çatışma yani neden olan hiçbir devlet, hiçbir toplum kendi egemenlik hakkını başkalarına
vermez. Bunu, peki Sayın Tahmaz. Uzun süre buna tahammül etmez ve bu sorun çıkacak. Daha bu sorunun en büyük yanı da biz Türkiye'de uzun süredir Türkiye'nin hükümetinin, Ankara'nın, Kürtlerin karşıtı politikası artık Türkiye sınırlarının dışına taşmış durumda. Bu büyük bir Türkiye için yeni büyük bir sorun kaynağıdır diye düşünüyorum. Peki Sayın Tahmaz, çok çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız için, konuğumuz olduğunuz için. İyi akşamlar diliyoruz size de. İyi akşamlar. Evet, Barış Vakfı Genel Başkanı Hakan Tahmaz'ı da dinledik ve aslında süremizin sonuna geldik ama Sayın Varlı şuna da dikkat çekmek gerek diye düşünüyorum. Şimdi bu tartışmanın içerisinde bir de IŞİD'liler ne olacak sorusu var. 10 bin civarında IŞİD'den bahsediliyor. Aileleriyle birlikte, yakınlarıyla birlikte 50 bin, 60 bin civarında bir sayıdan bahsediyoruz. Nasıl çözülecek bu durum? Ya bu sorunu çözemeyecek. Ya tıpkı Rusya'nın İdlib'de bütün cihatçı yükü Türkiye'nin sırtına yüklemesi gibi, ABD'de buradaki Fırat'ın doğusundaki IŞİD'cileri, radikal İslamcı, Selefi, Vahabi unsurlar Türkiye'nin sırtına yüklemiş oldu. Türkiye, çünkü bunların bir kısmı Avrupa'dan gelirler, bir kısmı dünyanın farklı noktalarından gelirler ve ne Almanya, ne Fransa, ne İngiltere bunları geri almak istemiyor. Evet. Şimdi bunlar o bölgede de, çünkü dışarıdan gelen cihatçılar ikiye ayırmak lazım, IŞİD'cileri. Bir yerli IŞİD'ciler, bir de dışarıdan gelenler. Şimdi Suriye Devleti de veya oradaki yerli cihatçılar orada bir şekilde entegre etmek kolay. Yani onu öyle düşünüyor ama dışarıdan gelenleri Suriye'de, Irak'ta hiç kimse istemiyor. Şimdi Trump bu hamleyle bunları Türkiye'ye havale etmiş oldu. Al sen çöz. Türkiye bunları nasıl çözecek? Tabii ki çözemeyecek. Tabii ki bunlar. Bugün Erdoğan'ın lafı işte sayı aslında o kadar da değilmiş. Hani sayılarla oynamaya abartılı başladık. Abartılık. Tamam, 10 bin olmasın. 2000 cihatçı olsun. Bu 2000 cihatçı, 2000 IŞİD'ci demek 2000 tane canlı bomba demektir. 2000 tane kendisini her an her yerde patlatabilecek kişi demektir. Bunlar nasıl sizi entegre edeceksiniz? Nerede barındıracaksınız? TOKİ ile yapacağınız toplu konutlardan mı bunları durdurabileceksiniz? Bu adamlar zaten öyle bir derdi yok ki. Ya bunlar zaten bunu reddeden, zaten buna karşı düşen, artı senin de düşman gören unsurlar. Bunları siz orada kuracağınız TOKİ'deki toplu konutlarda da durduramayacaksınız. Trump aslında burada bir taşla iki kuş vurmuş oldu. Çünkü zaten sıkışıyordu. Bunları oradaki Kürt yani SDG'nin veya oradaki Kürt özerk yönetiminin, o Rojava yönetiminin bu cihatçılar daha fazla elinde tutabilmeye gücü yoktu. Ne ekonomik olarak var, ne de politik olarak, siyasi olarak var. Tutamıyorlar çünkü binlerce sayıları binlerle ifade edilen bir güruhtan bahsediyoruz. Bunlar maliyetliydi. Şimdi bunları alın Türkiye. Siz evet, ne yapacaksanız yapın. Ne yapacaksınız? Türkiye'yi mi taşıyacaksınız? Oradan mı tutabileceksiniz? Al sen uğraş deyip aslında kendisine aradan sığındı. Bakın bugünkü Trump'ın açıklamasında bu vardı. Hani biz aynı zamanda Avrupalı ülkelere çağrı yaptı. Madem siz hani uğraşmıyorsunuz, buna geri almıyorsunuz, ben ne çekiliyorum, ne haliniz varsa görün. Şimdi Türkiye bir de bunlar için, bunlarla, bunlar üzerinden Avrupa Birliği ile pazarlık yapacak, bunların tehdidini savuracak. Nasıl sığınmacılar konusu olduğu gibi, bana bunu yapmazsanız kapıyı açarım, IŞİD'ciler sana, bana bunu yapmazsanız bunları başlama. Bu birçok her yönüyle, her anlamıyla bir bataklıktır. Bir bataklığın içerisinde her geçen gün daha fazla saplanıyoruz. Zaten içindeydi, dikilmiştik. Her hamle, her müdahale daha fazla o bataklığı sizi sürüklüyor. Ve çırpındıkça da daha fazla batıyorsunuz o bataklığa. Peki Sayın Varlı, çok çok teşekkür ediyoruz size de değerli katkılarınız için. Ayaklarınıza sağlık diyelim. Evet, Bir Gün Gazetesi yazarı İbrahim Varlı stüdyomuzda dinlediğimiz konuğumuzdu. Değerli görüşlerini bizimle paylaştı. Diğer konuklarımıza da bir kez daha teşekkür ediyoruz ve programı burada noktalıyoruz. Şimdilik hoşçakalın.